Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Bitlis Adil Cevaz'dan devam ediyoruz. Yanımızda Pars Doğalgaz Mühendisliği'nin kurucusu Memduh Akpolat Bey bulunuyor. Merhabalar Memduh Bey. Merhaba ablacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ondan sonra firmamızın kurumundan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? İsmim Memduh. Firmayı ben yaklaşık 3 sene önce kardeşimle beraber bu işe başladım. Yani kardeşimle önceden yapıyordu, onun yanında başladım işe. Bir sene kadar bir öğrenme sürecim vardı. Ondan sonra kendi başıma Malazgirt'te bir de Muş Malazgirt, Bitlis Adil Cevaz'da bu işe başladım. Çok güzel. 2 şubenizin var. Şu anda 2 şubemiz var. Düşünüyoruz, eğer nasip olursa başka yerde açmayı düşünüyoruz ama evet. Şimdilik öyle bir imkanımız yok. Evet. Biraz yaptığımız çalışmalardan bahsedelim. Çünkü çok önemli bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Hem güvene dayalı bir sektör, bir de önemli bir şey doğal gaz biliyorsunuz ki. Hem altyapı olarak bir de aynı zamanda evlerimizde bu sistemleri kurmak çok önemli bir şey. Diyelim ki bir proje aldınız. Sıfırdan, temelden bir proje aldınız. Ne kadar sürede tamamlıyorsunuz? Yani komple bir binanın da olabilir, bir dairenin de olabilir. Ya da bir binanın işte altyapı projesiyle birlikte doğal gaz sistemiyle olabilir. Çünkü kombileri de bağlıyorsunuz doğal gazla birlikte. Nasıl çalışıyoruz ve nasıl bir sistemle çalışıyoruz? Bahseder misiniz? Yani şöyle, aslında binanın iş bitirme süreci biraz binanın yapılışına ya da büyüklüğüne bağlı. Ben daha önce devlet kurumu da yaptım. İşte yani büyük 20, 30, 50'lik bir dairesi olan binalar da yaptım. Müstakil evler de yaptım. Evet. Bu biraz da binanın işçiliğine, yani yapılacak işe bağlıdır. Projeye bağlı. Tabii doğalgaz da riskli bir iştir. Tabii. Ben genelde kullandığım malzemelerde Türkiye'de bulunan en iyi malzemelerden seçiyorum. Hem kaliteli. Marka hem bildiğimiz modelden. Tabii ki. Herkesin bildiği. Bu bölgede çok bilinmese de hani Türkiye'de genelde bu işi bilenlerin yani tercih ettiği. Çoğu kişinin tercih ettiği, güvenlik açısından çok iyi olan malzemeler kullanıyorum. Çünkü yaptığımız iş gerçekten çok riskli. Evet, doğalgaz düşmüş gibi onların boruların döşenmesi, o tesisatın kurulması, kombilerden tutun her şeye kadar birbiriyle uyumlu ve tabii ki çok düzgün olması lazım. Herhangi bir sıkıntı o zaman Allah korusun tabii ki bu can kaybına bile yol, malı geçtik artık can kaybına bile yol açabiliyor. O yüzden tabii ki ekibiniz de çok önemli, sizinle beraber çalışan kişinin de profesyonel işin ehli kişiler olması, işte bir mühendisin kontrol etmesi, bu çalışma mutlaka alıyordur. Nasıl bir sistemle çalışıyor? Tabii bir proje geldi. Önce bir fizibilite çalışmasını yapıyorsunuz. Alanı görüyorsunuz, yerleri tespit edip nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Tabii ki ilk önce keşif elemanlarımız var ya da kendimiz gidiyoruz. Keşif yapıyoruz, geliyoruz. Tabii fiyat çalışmasından sonra müşteriye fiyatı veriyoruz. Eğer kabul ederse önce bir projelerimizi çiziyoruz. Ya nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl uygun olur. Ona göre de gidip imalatımızı yapıyoruz. Tabii yapım aşaması var, nasıl olacak? Önce bir proje çiziliyor, ondan sonra sunumu gerçekleştiriyorsunuz. Kullanılan malzemelerden tabii ki hangi safhalarda ilerleyeceğinize kadar o bilgileri verdikten sonra da çalışmalara başlanıyor. Tabii sadece doğalgaz döşemiyoruz. Aynı zamanda kat kaloriferleri de var değil mi bildiğimiz kadarıyla? Bahseder misin, neler yapıyoruz? Kat kaloriferleri, kazan sistemleri yapıyoruz. Petek temizliği var, kombi bakım temizlikleri var. Çok önemli şeyler. Tabii bunlar senelde yani her yıl yapılması gereken şeyler. Çünkü yani yapıldığında hem tasarruf açısından da çok iyi oluyor. Evet, değil mi? Hem daha verimli çalışıyor kombiler. Hem daha güzel ısınıyor ortam. Yani çok daha iyi oluyor. Bu da mesela Adil Cevaz'da özellikle suyun fazla kireçli olması. Değil yani mi? her sene mutlaka bakımın yaptırılması gerekiyor. Yani kışa başlamadan hemen, girmeden evvel kesinlikle mutlaka periyodik bakımın yapılması gerekiyor kesinlikle diyorsunuz. Evet, tabii ki sevgili izleyenlerimizi çok merak ettiği sorulardan birini soracağım. Siz bu işin ehli artık ustası olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz ki doğalgazı bazen evde olmadığımız zaman tamamen kapatıyoruz kombilerimizi. Ama sonra tekrar açtığımız zaman diyorlar ki yani kapatmayın, kapattığınız zaman tekrar açtığınız zaman tekrar tabii çalıştığı için bir efor sarf ettiği için daha çok yakıt yakıyor. Doğru. En doğru olan hangisidir? En kısıkta yakıp sürekli yakmak mı? Biraz bilgi verir misiniz? Ya şöyle bir şey. Yani tabii hava şartlarına bağlı. Diyelim ki bir hava buralar için konuşayım. Çünkü burada bizim bölgemiz yani eksi 15, eksi 20'yi yer yer görüyor. Çok görmüyor tabii. Evet, kışı biraz çok soğuk. Sert. Yani mesela Malazgirt bulanık tarafı çok daha serttir buraya göre. Yaklaşık bir 10 derecelik fark var kışın. Burası eksi 7, eksi 10 arası değişir. Kışın diyelim ki gündüz evde değilsiniz. Hani ben kapatayım işte akşam gelip açayım ya da ben bugün evde değilim gideyim yarın geleyim açayım derseniz o ev soğur. Evet. Özellikle iç duvarlar. Değil soğuduğu mi? Zaman kombi uzun süre tekrar ısıtmak için çalışır. Ama siz bunu mesela 45'te çalışıyorsanız günlük rutinde 38'e alıp çıkarsanız evden hem kombiniz fazla yakmaz hem ev sıcak durur. Tabii ki.
Yani kombinin çalışma süresi daha kısalıyor. Hani şimdi herkese bir bilgi var ya, kapatıp işte bir gün en azından tasarruf edelim. Ay yok, ama o tasarruf olmuyor. Evet sevgili izleyenler, duydunuz mu? Ustamızdan duymuş olun. Çünkü gerçekten bunu hep söylerler. Yani aslında kısa indirip evden çıkmanız tabii güvenli bir şekilde. Ondan sonra tabii ki gün içinde biliyorsunuz hava soğuk, havalarda akşam saati de ertesi gün bile gelseniz onu çünkü yakmaya çalıştığınız zaman duvarlar da soğumuş oluyor, petekler de soğumuş oluyor. Ne evet. oluyor? Tekrardan ısıtmak için daha çok derece yükseltmek. Tabii ki. Daha çok yakıyoruz. Yani sonuçta yani. Şöyle. Ekonomik olmuyor yani. Olmuyor. Kombi mesela diyelim ki 15 dakikada bir aralıklı çalışıyor, 15 dakika dinleniyor. Ama siz çıkıp kapattığınızda bir daha eve geldiğinizde o kombi yaşında yaklaşık 3-4 saat sürekli çalışır. Devamlı çalışır ve sürekli yakar. Evet. Yani ortalama vurunca 4-5 güne geliyor. Ustamızdan da bunu öğrenmiş olduk sevgili izleyenler. O yüzden daha dikkatli olsak daha da iyi olur. Bir de o petek temizleme. Tabii bazı izleyenlerimiz siz bunu başında programımızın başına söylediniz ama işte petek mümkün olduğunca işte bir arıza vermeden ya da herhangi bir şey olmadan bakımını yaptırmıyor. Aslında peteklerin temizlenmesi daha iyi ısıtması açısından çok daha faydalı değil mi? Tabii ki. O yüzden mutlaka peteklerin bakımını yaptırıp temizlenmesi çok önemli bir şey. Ya, bunu nasıl yapıyoruz? Ne kadar sürede tamamlıyoruz? Petekte şöyle bir şey var. Şimdi petekleri mesela siz diyelim ki temizlemediniz. Peteğin içindeki o hani suyun minerali, kireci, işte sürekli kombiyle devir dahim edince yanıyor. Tabii, tabii. Bu siyah bir kömür halini alıyor. Evet. Tabii tozdur bu ama sert bir toz. Yani evet. Şey değil öyle hani çamura da benzemiyor. Bildiğin toprağa benziyor, sert bir kuma benziyor. Bu peteğin içinde aşağı doğru iniyor. Peteğin alt tarafını kapatmaya, tabii, kapatmaya başlıyor. Petek içindeki kanalları da daraltığı için kombinin çalışmasını zorluyor ve yani ısının yeterince içeriye girmesini engelliyor. Bakın ona çok büyük zararlı oluyor sevgili izleyenler. Kesinlikle çok fazla faturaya fark ediyor. Yani %40. Bir de ısımadan fatura diyoruz değil mi? %40'a yakın bir faturaya etkisi var. O yüzden mutlaka hem uzun süre kombilerimizi kullanabilmek için temizliklerin periyodik temizliği mutlaka yapılması gerekiyor. Bir de aynı zamanda dediğimiz gibi kısıkta bırakıp da tamamen kapatmadan çıkarsak hem daha ekonomik olur hem de daha iyi ısınmış oluruz değil mi? Özellikle soğuk bölgede yaşadığımız için bu çok önemli bir şey değil mi? Peki mutlaka sizin çalışma arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız da profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz ki insanların evlerine ve iş yerlerine giriliyor. Bazen ev ve iş yerlerimiz olmadan da sizlere emanet ediyoruz biliyorsunuz ki. Çok önemli bir şey çünkü tesisat döşeniyor yani. Nasıl bir sistemle çalışıyoruz? Mesela diyelim çalışma arkadaşını seçerken neler özen gösteriyorsunuz? İşin ehli olmasa mutlaka özen gösteriyorsunuzdur. Ekibinizde profesyonel bir ekip düşünüyorum. Şöyle, bu işte geçmişi olan, daha önce yapmış. Usta olan, mühendisler de var içinde. Yani genelde de civardan topluyoruz. Çünkü dışarıdan çağırdığımızda tanımıyoruz. Tabii ki. Ya var, gelen var aslında ama önce referansla gelir. Tabii. Ha, bu bölgedeyse gider işini kontrol ederiz, geçmişte yaptığı işlere bakarız. Evet, son olarak ekranlar başında bizi izleyen, sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz efendim? Sizinle çalışmayı düşünen, çalışacak olan, Türkiye'nin her yerinden bizi izleyen, Avrupa'dan bizi izleyen, değerli izleyenlerimize neler aktarmak istersiniz programımızı kapatırken? Yani aslında bir söz vardı, ben onu söyleyeyim, yeterli olur bence. Yani insan yaptığı işi parasının karşılığı olmamalı, karakterin yansıması olmalı diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Bence bu olması gereken o. Bir de insan işini severek yapmalı, hangi iş olursa kesinlikle. Olsun. Bir de bu tür işler çok daha önemli. Biliyorsunuz ki insan hayatı söz konusu olduğu için en ufak bir hata, biliyorsunuz kabul etmeyen şeyler, en ufak bir kablonun veya burnun yanlış döşenmesi ya da o kombinin farklı kurulması belki de birçok canlara sebep olabilir, kaybınıza sebep olabilir. O yüzden doğru işi bilen kişilerin olması ve yapıldıktan sonra mutlaka mühendisler tarafından kontrol edilmesi de önemli konular değil mi? Kesinlikle öyle. Hatta şu var, yani sadece tabii güvenlik birinci aşamada, ikincisinde de şu var. Yaptığın işin eve de faydası olması lazım. Mesela kurulum aşamasında kurarken bir işin ne kadar düzgün olursa olsun, eğer müşteri de düşünüp hani işte bunun ekonomisini düşünüp yapmadıysan ya o işte bir yerde bir kısma i̇şin. Olmuştur. Mesela bazen şöyle yapıyor adamlar, boru çaplarını düşürüyor. Hı-hı. Mesela benim öyle bir sıkıntım yok. Ben yapmıyorum onu. Çünkü olmuyor. Yani evet. Malzemeyi kullanırken kaliteli kullanıyorsun. Tamam. Çok önemli bir şey. Tasarruf olsun diye ama yaparken mesela bir dirseği fark etmen adama ayda 20 lira mal oluyor. Faturayı fazla ödüyor. Evet. Ya onlara çok dikkat etmek lazım. Yani bu işte güvenlik. Püf noktaları var yani bu işte. Tabii ki çok var. Ne güzel. Ondan sonra da insanların hani ekonomisine de katkı olması lazım. Ne güzel. İşte böyle esnaf olmak lazım. Dürüst, düzgün çalışan. Karakterini yansıtacaksın. İşine karakterini yansıtacaksın. O i̇şte bir gerçek. Böyle olduğun sürece de daha birçok şubeler de açarsın. İnsanlar İnşallah. Size nasip. Çalışır. Nasip. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.